olsun Hasan Bey. Bizimle burada beraber yaşamak için mecbur kalıyor. Kendini ateşe atıyor evladım. Buna izin vermeyelim. Söyleyelim. Bunca sene sana yalan söyledik diyeceğiz. Yok, diyeceğiz. Diyeceğiz, göz göre göre ateşe mi atsın evladım kendini? Bunu mu istiyorsun ya? Reyhan'ın senden başka babası yok. Benim kızım yetim. Şimdi Hazar senin öz baban değil diyerek onu bir daha yetim mi bırakayım? Hatırlıyor musun? Reyhan doğduğunda sen onu benim elime verdin. Ben böyle baktım. Dedim Hasar bu senin neyin olur? Cevap şuramdan geldi. Kızın olur. İnan olsun ben babalığı o an anladım. Allah şahidimdir. Gül'ü ne kadar çok seviyorsam Reyhan'ı da o kadar çok seviyorum ben. Sırtımda taşıdım. Saçlarını bağladım, okula götürdüm. Düştü yarasını sardım. Hastalandı başında bekledim. Bütün babalar kızları için yüreklerinden ne gelip verdiyse ben de... Verdin. Verdin Hazar Bey. Babalıksa babalık yaptın. Belki kendi öz babasından bile daha fazla babalık ettin. Bak, ben Reyhan'ı kaybetmekten senin korktuğundan daha çok korkuyorum. Sen onun anasısın. Damarlarında senin kanın dolanıyor, senden kopmaz. Benden gider. Soğur. Ama ben bu gerçeği kızımdan saklarsam kendini yakacak. Sonunda ben Reyhan'ı kaybedecek dahi olsam. Zira ben yapamam. Buna müsaade edemem ya. Eğer bu evde bizi tutan tek şey bu sırsa atalım bu sırrı. Çekip gidelim. Kızlarımızı da alıp çekip gidelim. Kendi içimizde halledelim ya. Reyhan bizim için, ailesi için bunca şey yaparken sen anasıyla babasını ondan koparıp alalım mı diyorsun? Olmaz Hazar Bey. Olmaz. Thank you.
yapacağım ben şimdi? Oğlum, neden duyurdun bana bunu? Niye verdin bu yükü omuzlarıma? Şimdi Reyhan'a söylesen bir türlü, söylemezsen bir türlü.